Arkadaşlar merhaba, ben İlker. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine 1 saatlik bir kimya yapacağız. Yaptığımız kimyada ürettiğimiz ürünün fiyatını, bizi gelirini hesaplayacağız. Ve bu ürünü elde etmek için kullandığımız materyallerin giderini hesaplayıp ortaya net kar çıkartacağız. Ben aslında videoyu 30 dakika önce çekmeye başlamıştım ama elektrik gitti, kapandı, bir sürü sorun oluştu. Üretimin ortasında videoya girmek zorunda kaldım. Tabii daha üretime çok var. Hala üretim yapılıyor. Ben şimdi şöyle aktarayım sizlere. Bu iksirin adı zaten ekranda görmüş olduğunuz gibi bilgi adamın kanı. Biz bilgi adamın kanı üreteceğiz. Bize gerekli olan materyaller nelerdir? Bir üretim için bizden bir tane yükseliş izi istiyor. Bir tane keşiş dalı istiyor. Bir tane berrak reaktif istiyor. İki tane tilki kanı istiyor. Şimdi bu 4 tane ana ürünü istiyor. Biz bu ana ürünleri nereden bulacağız? Bunlara gelelim. Tilki kanı oyunda tilki nodu var. Onu zaten videonun kartlarına bırakacağım. Kartlardan tıklayıp gidip tilki kanı toplayabilirsiniz. Bu arada şunu şiddetle önereceğim sizlere. Eğer bu iksiri yapmaya karar verirseniz tilki kanını kesinlikle pazardan almayın. Gidin noddan toplayın. Çünkü gerçekten güzel bir nod. Kan toplamayı çok severim ben. Çünkü agris de açılabiliyor. Agris açınca da çok fazla kan geliyor. Çok fazla para kasıyorsunuz. Yanları da güzel. Kara taş atıyor sürekli. Tiki kanı toplayın derim. Berrak reaktif pazardan alabilirsiniz ama tavsiye etmeyeceğim. 8K olmuş fiyatı. Bunun üretimi zaten çok basit. Saf suyla üretiliyor. Tarifine bakabilirsiniz. Keşiş dalı. Keşiş dalı nereden elde ediyoruz? Keşiş dalını oyunda bize birkaç farklı yoldan geliyor. Birincisi gidip ağaç keserek veya ağacı sıvı toplayıcı ile toplayarak keşiş dalı elde edebiliyoruz. Ya da oyunda odun, kereste topladığımız nodlara işçi veriyoruz ya. Onların yanı olarak keşiş dalı birikiyor. Yani hem işçilerden birikiyor hem gidip kendimiz de toplayabiliyoruz. Ya da merkez pazardan alabiliriz tabii ki. Bunun yanında yükseliş izi. Yükseliş izini nereden elde ediyoruz? O da yükseliş izi zaten üzerinde yazmış olduğu gibi kadim taş odasını kazarak elde edebiliyorsunuz ama siz kazmıyorsunuz. Tabii kadim taş odasındaki noda işçi bırakıyorsunuz. O kazı yapıyor orada. Oradan yükseliş izi elde edebiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şu. Bunun yükseliş izinin düştüğü slotlar var. Şuraya hemen gelin, yük delişi yazın bir. Yanlış yazdım. Aynen. Şimdi burada yükseliş izinin bizden düştüğü slotları gösteriyor. Navaran Bozkır'ı. Bunu geçin. Çöp bir slot. Burayı dönmeye değmez. Rutum Karakolu Elvia'da dönebilirsiniz. Saunil kampından da düşüyormuş. Burayı da dönebilirsiniz. Sudan Garnizonu. Burayı da geçin. Burada çöp. Burada sizin elde edebileceğiniz, yani bunun en mantıklısı Saunil olur. Birincisi Saunil'den hem yapılandırma taşı düşürürsünüz. Kristalize umutsuzluk düşürürsünüz. Vel yapılandırırsınız. Hem de yükseliş izi kazarsınız. Hem de kara çöküş düşüyor. Bu slotu tercih edebilirsiniz. Tabi bu, hani şimdi şurada aktarmış olayım. Slotun yanında bunu hem noddan toplarak hem slottan toplarak elde ediyoruz ama ben hesabımı şöyle yapıyorum. Buradaki bütün ürünlerin merkez pazardan almışçasına fiyat gider gelir hesaplayacağız biz. Yani merkez pazardan her şeyi alsak, üretsek kaç para kar bırakacak? Ben buradaki hiçbir şeyi merkez pazardan almadım neredeyse. Berrağı kendim ürettim. Bunu işçiler topladı. Üstüne benim toplamdan birikti. Tilki kanını da kendim topladım. Yükseliş izinde eksiğim vardı 800 tane. Onu merkez pazardan çektim. Kalanını işçiler toplamış. Bir de tabii slotlardan gelenler vardı. Bir de her videoda ilettiğim gibi şöyle bir ayrıntı var. Kimya teslimatı yaptığımız zaman imparatorluk teslimatı bize imparatorluk kimyası nişanı veriyor. Bu nişanda bakın 50 nişan karşılığında imparatorluk iz malzeme kutusu elde edebiliyoruz. Yani 50 nişan veriyoruz, bize 50 tane rastgele iz veriyor. Ben bayağı iz biriktirdim. Bakın zaten sıfırlandı burası. Burada nişan biriktiriyorum. Gidiyorum 3-4 bin tane nişan olduğu zaman bu iz kutularından alıyorum. Ve bu iz kutularının içerisinde çıkan izleri stokluyorum. Burada biriktiriyorum. Sonra bu izlerden elimde en çok birikenin iksirini yapıyorum. Zaten oyundaki izlerin her birinin mutlaka üretildiği bir şey var. Mesela şu an yükseliş izinin kullanım amacını görmüş oluyoruz. İleride savaş izidir, işte şiddet izidir, vahşet izidir. Bunları nerede kullanacağız? Onlarla alakalı da video atacağım.
Nişanlarla da iz kasabilirsiniz. Şimdi ben tabi hesabımı yaparken şunu yapacağım. Buradakileri merkez pazara göre yapacağım ama ben buradaki hiçbir şeyi merkez pazardan almadım. Ben buradan çıkan bütün bilgelik kanlarının, bilgi adamın kanının tamamı benim karım olacak. Tabi siz her şeyi merkez pazardan alsanız ne kadar kazanacaksınız? Onu da göstermeye çalışacağım. Bir avantajı da şu. Benim 1700 ağırlık limitim var. 1700 ağırlık limitimde bir saatlik üretecek malzemeyi tam envantere alabiliyorsunuz. Yani bir tane üstün kimya aletine 3000 tane yükseliş ilacı alıp, 3000 tane keşiş dalı alıp, 3000 berrak reaktif alıp, 6000 tane de tilki kanı aldığınız zaman 5000 durability'si olan bir tane kimya tezgahını çöre bıraktığınız zaman kimyaya bir saat bilgisayara bakmanıza gerek yok. Benim seviyemdeki, benim süremdeki bir kimya yapan arkadaş bıraktığı zaman bir saat gidebilir. Bir saat işine gücüne bakabilir. Kafanız rahat bir şekilde tam bir saat AFK olarak yapabileceğiniz bir iksir bu. Çünkü ağırlık limiti yeterli oluyor. Buradaki malzemenin ağırlık limiti düşük. Bu açıdan avantajlı. Tabii bu videoda da şimdi aktif olarak izlemiş oluyorsunuz. Güzel güzel yanlar da atıyor. Ben az sonra video bittiğinde tabii yani videoyu durduracağım şimdi. Gelir gider hesabını yapıp bir tablodan inceleyeceğiz. Bu iksir bize para bırakıyor mu ama bırakmıyor mu? Yani şunu da açıklayayım. Ben açıkçası bunu yapmadan önce hesaplamadım. Yani şu an beni kar da edebilirim, zarar da edebilirim. Yani o konuda pek bir bilgim yok. Şimdi ben de sizle beraber deneyim edeceğim bunu. Videoyu durdurayım. Zaten bitmesine de bir yarım saat kalmış iksirin. Yarım saat sonra görüşürüz. Tekrardan hesabımızı, kitabımızı yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi iksir yapımını bitirdik. İksirden sonucumuz şu şekilde. Hemen bir tablomuzu açalım. Şimdi 3000 yükseliş izi harcadık. 3000 tane yükseliş izi merkez pazar fiyatı 471 M olarak gider. 3000 tane keşiş dalı harcadık. Bunlar da 63 M olarak bir gider. 3000 tane berrak reaktif harcadık. Bu da 21 M gitti. 6000 tane tilki kanı harcadık. Buradan da 84 M'lik bir giderimiz oldu. Ve toplam giderimiz 639 M oldu. Gelen bilgi adamın kanı 8644 tane oldu. Tanesini 120 kadar hesapladım. Bu arada 150 kaya da satılabilir. Hani 120 orta tabanlı olarak aldım ama 150 kaya, 160 kaya satıldığını gördüm. Kendim sattım hatta. 120'den baz aldım ben. Bunun bir T 40 gibi bir geliri oldu. Yanlardan da toplamda 25 gibi bir yan gelir elde ettik. Burada işte pırıltılı tozumuz var bakalım hemen. Pırıltılı tozdan bir 7 M geliyor. Şuradan 12 M civarı geliyor. Bu 2 M sayabiliriz. Hadi 1 M sayalım. Burada 3 M var derken işte gold barlarla toplamda bir 25 M geldi. Toplam 1 T 65 M para kazanmış olduk. Buradan gideri çıktığımız zaman da bize kalan miktar merkez pazar vergisinde düştüğümüz zaman ortalama bir 400 M civarı bir para kazanmış oluyoruz biz bu bilgi adamın kanından. Ama şimdi benim asıl üstüne bakmak istediğim nokta şu. Şimdi bakın dikkatinizi çekmiştir. Çok fazla gider var. Yani burada gider inanılmaz fazla. Nedeni şu, yükseliş izi çok pahalı. Burada ben şimdi yükseliş izine ortalama zaten bir yani bu üretim için bir 50-60 M verdim. Çünkü bende zaten bolca vardı. Yani burada life skill'de bu kimyada en önemli husus şu. Siz giderinizi azalttığınız kadar kar ediyorsunuz. Sizin tilki adamın tilki kanını topladığınızı varsayalım ki ben kartlara bırakacağım videosunu çok güzel bir not gidin toplayın. Buraya bir 84'ten vermemiş olacaksınız. Üstüne toplarken bir dünya karataştır, serttir, keskindir gelir elde etmiş olacaksınız. Bir de 6000 tanesi zaten lazım bize. Siz nottan gidip bir saat toplasanız 10-15 bin, 16 bin tane topluyorsunuz. Kalanı yine kar. Yani buradan 84 M'lik gideri silebiliyoruz. 21 M berrak reaktifi silebiliriz. Çok kolay üretiliyor. Zaten kimya kasarken bundan yüz binlerce üretmiş olacaksınız. Yani bunu giderden saymayabilirsiniz. Bunu da giderden düşeceksiniz. Keşiş dalı 63 M hepsini pazardan aldığımız zaman ki ben bir tanesini bile pazardan almadım. Bir daha depomda 6000 tane daha var. Ben bunu da parasını ödemiyorum. Bu da tamamen işçilerimden, kendi topladığım sıvı toplayıcıyla, işte baltayla toplama alanından biriken keşiş dalları. Bunun düşme oranı 3 haftaki güncelleme ile birlikte çok arttı. Yani şu an toplamadan keşiş dalı çok elde ediliyor. Ve hani bu
çok büyük bir avantaj. İşçiler de daha çok elde ediyor. Yani buna bu 63'e vermek durumunda da kalmazsınız. Ki en önemlisi yükseliş izi. Dediğim gibi videonun başında izlerle, yani imparatorluk teslimatı sembolleriyle, yaptığınız grind slotlarıyla, bağladığınız işçilerle bunu da düşebilirsiniz. Yani ortalama buradaki maliyete düşmeye başarabilirsiniz ki ben hepsinin maliyetini tamamen düşürmüş oluyorum. Yani saatte 1 TL civarı bir kar elde ediyorsunuz buradan. Yani kar demeyelim, bu malzemeleri sonuçta merkez pazara satarak da bir 600'den para kazanabilirsiniz ama yani şöyle düşünün, üzerine 400 emek dedik, 1 TL'lik bir kazanç oldu ve bir saat boyunca tamamen AFK, yarı AFK değil, tamamıyla AFK kaldık çünkü bunun ağırlık limiti 1700 de 1600 de kurtarıyor bir saatlik. Bir tezgaha bırakıp bir saat bilgisayara bakmanıza gerek kalmıyor ve çok rahat bir şekilde üretilen bilgisayar bu. Yani bunu da bu şekilde aktarmış olayım. Zaten life skill'deki temel husus şudur. Maliyeti düşürdükçe para kazanıyorsunuz. Ne kadar maliyet düşürürseniz kazandığınız para da bir o kadar artıyor. Benim bu noktada size kesinlikle tavsiyem maliyeti düşürmeniz olacak. Bilgi adamın kanı merkez pazarda satabilir miyim noktasına gelecek olursak da şöyle bir durum var. Hemen gösterelim. Şimdi cinnet iksiri yaparken bizden çılgınlık iksirinde mi istiyordu? Yenilenme yağı olabilir. Yenilenme yağında efsanevi canavarın kanı istiyormuş. Ki zaten ben bunu da öğreteceğim bu arada. Yarı insanda günahkar kanı da istiyormuş. Bunda da gerek yok. Ya bunu nerede istediğini unuttum. Belki de burada istemiyordur ama bilgi adamın kanı bir iksirde istiyor. Belki de hızlanma iksirindedir. Pazara satma noktasında sorun yaşayacağınız bir iksir değil. Koyduğunuzda 1-2 gün içerisinde max fiyatlardan satabilirsiniz. Yani çok gider. Yani satamayacağınız bir iksir de değil. Ve gördüğünüz gibi tabloya baktığınız zaman 1 TL'ye kadar bir kazanç elde edebileceğiniz bir iksir. Ki biz bunu AFK yapıyoruz. Gerçekten çok güzel. Maliyet azaltmak burada en önemli husus. Bu hususta işçilerin en önemli faktör oluyor burada. Çünkü işçiler ne kadar çok çalışırsa size o kadar maliyet azaltıyorlar ki bakın benim işçilere ben bunun için o kadar önem verdim ki zanaatkar çok arada nadiren profesyoneller var. Onlarda terfi hakları yok. Yani gerçekten çok önemli. Ya burada maliyeti azalttığınız zaman saatte 1 TL'lik bir kazanç kimyadan gelmiş bulunuyor. Ki ben gümüş işlemeli kimyager elbisesi kullanıyorum. Burada manos kullanabilirsiniz. Ben ileride manosa geçeceğim ama şu an kimya leveli artsın diye uğraşmıyorum. Bir de para vermek istemiyorum manosa. Şimdi ben BİM masterizle yaptım bu kimyayı. Bunu 1500'e 1600'e çok rahat şekilde çekebiliriz. Ve bu da bizim maksimum miktar elde etme oranımızı arttıracak. Yani bilgi adamın kanı üretirken bir değil de bir gelme olasılığı düşecek. Daha çok 4 gelecek bize. Yani bu nadir sonuç elde etme oranımız artacak. Nadir sonuçlar da bu yan aldığımız ürünlerin oluyor. Ne kadar çok yan alırsak onların gelme oranını arttıracak. Özel sonuç alma oranımızı arttıracak. Masterize de yükseltmek bize de aslında bu bilgi adamı kanı noktasında ve kimya noktasında büyük fayda sağlıyor. Çünkü 8644 tane ürettim ben 1000 masterize. 1500 olsam eminim 9000'i çok rahat geçecekti. 10.000'leri görecektim. Yani masterizin düşük olması bazen kere kimya üretimi yaparken zarara sokabiliyor. Ama ben şu an tabii size bir örnek olsun göstermek istediğim için yaptım. Ki ben kimya leveli de ince ince kasıyorum. Hani öyle çok tryhard bir kasmıyorum ama işte dirilme iksiri gibi iksirler üreterek ufak ufak kasıyorum. Hedefim guru 1 olmak. Sonrasına bakacağız. Genelde zaten daha çok farklı life skill'lerle uğraştığım için kimya biraz daha yan benim için hala. Diğer yaptığım life skill'lerle alakalı bilgiler de atacağım tabii, videolarda atacağım. Oradan da ne kadar para kazandığımı aktarmış olacağım sizlere. Bunun yanında tabii sizlere başka söyleyeceğim de bir şey kalmadı. Bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. Böyle iksir videoları, saatlik kazanç gelir videoları atmaya devam edeceğim. Buradan da umarım istifade edersiniz. Kafanıza yatan ürünleri siz de üretirsiniz, para kazanırsınız. Benim temel prensibi belki anlamışsınızdır. Ben elindeki olan materyalleri değerlendirerek iksir üretiyorum. Bir iksiri oturup sadece o iksiri üretmiyorum. Elimde mesela ruh yaprağı birikmiş. Ben yakında gidip ruh yaprağını kullanarak bir iksir üreteceğim. İşte kızıl ağaç parçası birikmiş, kızıl budak birikmiş. Keşiş dalının az önce 3000 tanesini kullandım. 6000 tane daha var. Buradan da bir 2 TL daha gelecek bana. Bunu da yapacağım yakında. İşte eski ağaç kabuğu. Benim envanterimde, depomda ne birikiyorsa ben onu yapıyorum. Benim amacım iksirlerin bu maliyeti vermemek, bu gideri yaşamamak.
Tabii ben size hani olabilecek en kötü senaryoyla bir kar ta zarar tablosu yapıyorum. Ki siz de benim gibi hani biriktirdiğiniz materyalleri değerlendirme yolunda giderseniz siz de böyle saatte bir T bir T alıp alıp geçersiniz ve çok güzel paralar kazanırsınız. Size en büyük tavsiyem bu olsun. Bir iksire yönelmek yerine parça parça iksirlere yönelin. Ben ürettiğim bütün parça parça iksirleri buraya atacağım. Hani bütün malzemeleri değerlendireceğiz. Bu noktada da dünya kadar para kazanacağız. Beraber de gelişmiş olacağız. Gecenin 3'ü, yani şu an gerçekten çok uykum geldi. Bir de elektrik gidip geldi sürekli. Bayağı yordu bir video beni. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa onlara özellikle teşekkür ediyorum. Benim gevezeliğimi çekmişsiniz demektir. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Hoşça kalın.